Yalaka demek işten atılma sebebi midir? Buyurun. Vallahi yalaka demesi bence doğru değil. Müdürlerini veya üst amirlerini biraz böyle popofluyordur. İş yerinde yalakada çok insanlar var. Der misiniz birine böyle? Demem ve düşünürüm ama ifade etmem tabii. Ama Bursa'da bir işçi düşünmekle kalmadı. İşi hakaret boyutuna taşıdı. Mesai arkadaşının yüzüne doğrudan yalaka dedi. Tazminatsız işten atıldı. Bazen öfkeyle söylenebilir diye düşünüyorum. Arkadaştır, şaka yapmıştır. Çalışma arkadaşına taklacı, yalaka diyen kişi iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini ileri sürdü. Kıdem ve ihbar tazminatı için mahkemeye başvurdu. Sonuçta onun kazanılmış bir hakkı vardır. Onu da alması gerekirdi bence. Bir doğru dinlemek lazım. Onun tarafından duymak lazım olayı. Bursa 2. İş Mahkemesi işçiye kıdem tazminatı ödenmesini hükmetti. O karar işveren tarafından temyize götürüldü. Son sözü Yargıtay söyledi. Mahkemece tazminatın kabulüne karar verilmesi hakkaniyet ilkesine ve menfaatler dengesine aykırı olmuştur dedi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verdi. Yargıtay çalışanlar için emsal teşkil eden bir karara imza attı. O karara göre iş arkadaşına yalaka demek tazminatsız işten kovulma nedeni. Yalaka demek bir hakaret değil mi? Yani hak ettiyse söylemiştir. Size deseler? Yalaka değilsem tepki gösteririm. Tazminat alabilmeli mi? Duygusal olarak bakarsak almamalı. Ben de bir çalışanım tabii ki. Yani o tazminat onun hakkıdır. Yorumumuz? Ben önce söyle. Benim yorumum net de. Ya biz şakalaşırken deriz. Neler deriz birbirimize? Mahkemeye gitmez. Kimi birinin kaşın üzerinde gözün var der. Bu iş aramızdaki elektrikle ilgili bilmem nereye kadar gider. Hayatım boyunca böyle bir adam olmadım, hamdolsun Allah'ıma, şükürler olsun. Hiç kimseyle de böyle konuşmadım. Hiçbir zaman böyle basit, böyle insanları rahatsız edici bir tavrım 16 yaşında da olmadı. Ben hiç sevmem, asla da kabul etmem. Asla kabul etmem böyle bir şeyi. Zaten toplum dediğimiz şey yozlaşmaktan birçok neden sayabiliriz. Bir tanesi de bu. İnsanlara hakaret kabul edilecek şeyler sıradanlaşırsa. Normalleşirse. Ne çok basit bir yöntem var. Yıllardır televizyonlarda herkesin, sosyologların herkesin söyleyip kabul ettiği. Kendine yapılmasını istemediğin bir şey sen bir başkasına yapma. Bunu söylem olarak da değiştirebiliriz. Artı bir de şöyle bir gerçek var. Bir insanın yüzüne söyleyemeyeceğin şeyi arkasından söyleme. Hadi gel bakayım bana de yüzüme. Birebir böyle gel. De bakayım bana. Hadi. Gel bana de bakayım. Bak biz yüzleşme problemimiz var bizim. Yok hayır şimdi. Yok ülke olarak şu yüzleşme ve kapanış problemimiz var. Şimdi bir de şuna da çok kızıyorum. Bazı bunu sıradanlaştıran insanlar var. Mesela gülüyor. Neye güleceğini, neye gülmeyeceğini, neye alınacağını, neye alınmayacağını bilmiyor. Öyle bir o var, iki bir de bunun kabullenmiş insan var. Mesela hani onun da teşbihi vardır, benzetmesi. Yüzüne tükürsen, ya Rabbi şükür der eskilerimiz, büyüklerimiz. Niye der onu? Hani yüzsüz diyor yani, işte. Yani adama yalakada desen diyor, kaldırıyor. Bunu da, bu zaten toplum içerisinde hakaret olduğu tartışmaya açık değil ki. Tabii zaten burada rahatsız olunmuş ki dava olmuş. Ama kimin nasıl dediği de çok önemli. Yani sana karın gelir, güzel ben de bakayım. Seni gidi yağcı. Şimdi bak yağcı değil. O konuyu yumuşatmaya çalışıyorum. Bana onu da diyemez de. Hayır bunu şimdi bak ben sana diyorum ki bana böyle keyifle yalaka desen mi? Mesela bu yalakayı iyi kullan. Olumlu kullan bana. Olmuyor. Olamaz. Olmuyor. Bunu denemek bile abesle iştigal. Ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş?